Değerli konuklar, değerli misafirler, değerli silah ve mesai arkadaşlarım. Biz bölgemizde ve dünyada tüm sorunların barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Bunu bir kere söyleyelim başlangıçta. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların da diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyor ve bunun için gerçekten gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede komşumuz Yunanistan'la olan görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen maalesef bir takım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz. Bu tehdit dili ve tacizleri kabul edilemez ve meseleye hiçbir şeye götürmez. Tehdit dili, provokasyon ve gerilim artırıcı girişimlerin yanı sıra silahlanma gayretlerinin en büyük zararının da Yunan halkının olacağı görülmelidir. Malumunuz Ege'de bilimsel araştırma yapan Çeşme gemimize Yunan F-16'ları tarafından bir tacize bulundu. Tabii buna ilişkin gerekli cevap ilgi arkadaşlarım tarafından verildi. Huzurlarım tarafından verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha burada ifade etmek istiyorum. Ayrıca Yunanistan Türkiye ile problemlerini Türkiye Avrupa Birliği veya Türkiye Amerika Birleşik Devletleri problemi haline getirmeye çabalıyor. Bu durum ne hukuki ne de ahlaki. Ve hiç de bir pratik değeri yok. Israrla ifade ediyoruz ki bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, suyunda gözümüz yok. Ancak kendi haklarımızdan da asla vazgeçmeyiz. Kıbrıs dahil mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız, çok şükür buna muhteliz. Bu çerçevede tamamen eğitim amaçlı planlı mavi vatan tatbikatının icrası da şu anda başarıyla devam etmektedir. Değerli hemşehrilerim, biz sadece kendi güvenliğimiz için değil, medeniyetimizin ve tarihimizin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk gereği dost ve kardeş ülkelerin güvenliği için de mücadele etmekteyiz. Bu çerçevede 500 yıllık kardeşlik bağlarımız olan Libya'da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız Libya, Libyalılarındır anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır. Birçok ülkenin özellikle ateşkesten sonra rol kapmaya çalıştığı Libya'da birliklerimiz tarafından Libyalı kardeşlerimize askeri eğitim, mayın, elemanın patlayıcı temizliği, sağlık, insani yardım ve diğer askeri konularda danışmanlık desteği verilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin haklı davasına desteğimiz devam edecektir. Aynı şekilde kardeşlerimiz, can kardeşimiz olan Azerbaycan'a desteğimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor, yarın da devam edecek. Bunun en güzel örneği Azerbaycan'ın öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı tek vatan harekatına milletçe verdiğimiz güçlü destektir. Şu anda anlaşmalar doğrultusunda ortak merkez ile ilgili faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam ediyor. İki devlet, tek millet anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin tüm imkanlarımızla yanlarındayız. 29 yıl önce bugün Hocalı'da vahşice katledilen Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin acısını yüreğimize yaşamaya devam ediyoruz. Bu katliamı unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle Hocalı'da şehit edilen tüm soydaşlarımıza, tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.